Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pardon, dileğin kaktüsü. Dikkat et. Batmasın. Evet, nasılsınız? Görüşmediğinden beridir. İyiyiz. Hah, Ercan Alılar. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet. Buyurun, sizi dinliyorum. Kim başlamak isterse. Serkan başlasın. Serkan başlasın. Ben başlayamıyorum. Çok konuşma fırsatımız olmadı. Öyle aslında mi? O yüzden. Bir onun düşüncelerini almak istedim. O başlasın istedim. Tamam. Ya aslında hani biraz bir haksızlık da olacak ama. Şu olumsuz diyen hanımefendi var ya şurada. Biraz da ona gıcıklığına diyeyim. Halifeden bahsediyorum. Aynen. Yok, birine inat değil de. Ya Zuhal abla, bir şey soracağım. Çok özür dilerim ama. Dün kafeteryaya ben şuradaydım. Ben buradan çıktım arkalarından. Tam kendi yerine doğru gidecekti Serkan. Beni görünce kafeye gittiler. Ben de arkalarından gittim. Oturdum. Ondan sonra onlar bir masada, ben bir masada. Dinliyorum tabii, böyle hafiften kulak misafiriyim. Yani siz burada çok iddialı kalkıp gidiyorsunuz. Sırf benim inasıma gidiyor orada çay içeceğim diye. Kıza iki kelam edemiyor doğru düzgün. Olumsuz olacağını biliyordum zaten. Bana sen niye yan masalarına oturdun, dinledin onları? Sebep? Ben olumsuz dedim. Bana inat olsun diye kalktı gitti ya. Sana inat olsun. Acaba inat olsun diye de böyle yakın olur mu falan merak diye ettim. Düşündüm ama olmadılar, şükürler yok, olsun. Ben öyle düşündüm. Şükürler olsun evet. Bir de. Allah Allah. Şükürler olsundan kastın neydi? Neler oluyor? Senin kararın ne Serkan? Olumsuz. 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 Neden olumsuz peki? Bir nedeni yok. Nasıl bir nedeni yok? Tanımaya çalışmadın. Efendim? Tanımaya çalışmadın. Doğru düzgün konuşmadık. Zaten Hanife oradaydı sürekli. İnat uğruna dedim ya ben burada zaten. İnat uğrunaydı. Evet. Bir dakika. O zaman şöyle yapalım. Canım benim. Oturabilir miyim? Neden böyle oluyor biliyor musun? Neden? İşte sen hep burada olduğun için. Daha önce sana kimse bunu yapmadı galiba. Neyi? Neden bunu yapıyorsun? Neyi? Neden sadece Serkan'ın bütün çıkan taliplerine karşı kendini öne sürmeye çalışıyorsun? Hayır, hiç öyle bir şey yapmadım. Ben siz yapamaz. Ve hala evet, ben de, hala ben de. Yapamıyor evet. Sen böyle ben yaptığın için yapamıyor. Fırsat vermiyorsun, aklını çeliyorsun. Yo, ben bırakıp gitmedim mi seni? İki hafta, üç hafta buradan uzak kalmadın mı? Neden olmadı başkasıyla? Gitmedin mi, uzaklaşmadın mı senden? Ben gittim. Ama çaya o gitmedi. Ama o benden geliyorsun. Gidemedi. Çaya çıktığımızda ben gittim, neden benden arkamızdan geliyorsun? Çünkü biliyordum sohbet etmeyeceğimizi. Benim sayemde gittin kız kafeteryaya, yoksa gidip arkada oturacaktım. Hayır. Ne münasebet. Götürmeyecekti seni çaya. Ben geldim diye siz kafeye gittiniz. Yani bana teşekkür edeceğini aslında benim sayemde fazladan bir yarım saat oturdunuz. Hayır, niye senin sayende? Ben kendi kişiliğimle, kendi cümlelerimle bunu konuşabilirdim ki. Seninle çaya çıktı ama gitmeyecekti kafeye. Sen niye kendini bu kadar büyük görüyorsun? Ben kendimi büyük görmüyorum. Serkan'ın hislerini biliyorum. Serkan'ın başkalarına olan tavrını görüyorum. Şu an tam olarak söyler misin peki Serkan'a? Ben ne hissediyorum? Seviyorsun, sen de hala saklama gözlerin, ele veriyor seni, seviyorsun. Anladın mı? Ne demeye çalışıyorsun bize? Onu, beni unutamadığını biliyorum. Seni unutamadım. Evet. Ben hata inanmıyorum yaptım. Zuhal Hanım. Efendim? Bence bir şey, ben buna inanmıyorum. Çünkü yeniliklere açık olmasına izin vermiyor. Hangi yenilik? Sen ilk değilsin ona gelen talip. Günde iki i̇lk tane talibi geliyor. İlk günde iki tane talibi geliyor. Nasıl yeniliklere açık diye. Olabileceğine inandığım bir kişi şu an benden uzaklaştırıyorsun bu şekilde. Hayal dünyasında yaşıyorsun. Sen de hayal dünyasında yaşıyorsun tatlım. Ben daha buradayım o zaman. Bence sen hayal dünyasında yaşıyorsun. Peki siz buna nasıl kim? 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 İpek. Bir şey söyleyeceğim. Onlar karar anlarını yaptılar. Neden bana dün söylemedin peki? Ne? Ben neden bana dün söylemedin? Daha bunun cevabını almadık zaten. Hani bu bir nedir? Daha da çözmeye çalışıyoruz yani Serkan ve Hanife arasındaki. Ya Hanife birazcık böyle bayağı dün üstüme gelince hani olumsuz olumsuz olacak diye. Ben de birazcık anlık gaflete kapıldım diyelim. Ben ön yargılı olmak istemiyordum. Serkan iyi biri. Serkan adam gibi adam diyordum ama inat uğruna böyle bir kızın düşünceleriyle, duyguları demeyeyim. Hani şu an çok yoğun bir şekilde duygu hissedemem tabii ki doğal olarak ilk günden ama en azından yapmacık olmayabilirdi. Hiç çıkarmayabilirdi. Olumsuz deyip direkt gönderebilirdi.
Diyorum ya işte orada bir hata yaptım. Sen hep hata yapıyorsun. Nerede hata yapıyorum? Ya bak ben hiç daha fazla tahammül edemiyorum böyle konuşmanıza. Hanife, ben de sana tahammül edemiyorum. Gerçekten ikili konuşmaların arasına sürekli girmenden rahatsız oluyorum. Seni biz ağırladık, uğurlayalım artık. Hayır öyle mi? Evet. Güzel. Ben gerçekten artık istemiyorum yani başka kızlarla bu denli samimi konuşmanı istemiyorum Serkan. O zaman niye ayrılıyorsunuz? Ne demek bu ya? Sen ne söylüyorsun bize şu an, farkında mısın? Evet, ne söylediğimi biliyorum. Arkadaşım deyip onu savunuyordun ya. Çocuğa Serkan'ın hakkını yedirmem, o benim çok samimi evet, arkadaşım. Kankam bilmem ne diyordun, şimdi aşık mı oldun bir yani? Bir dakika, burada baya baya ben Hanife'den bir itiraf duyuyorum. Kankam demedim, hatırlamıyorsunuz Zuhal abla, burada onu savunuyordu dedim. E tabii ki de evet. Yani onlara dedi. Ben... Bir saniye İpek'ciğim, ben senden biraz müsaade isteyeceğim. Seni biraz arkadaşlarımın yanına uğurlayayım tatlım. Tabii ki. Daha sonra istersen tabii devam edebilirsin. Neler oluyor Hanife ve Serkan? Lütfen açıklayın bunu bize. Ben açıklayayım. Açıkla. Ya şimdi her insan hata yapabilir. Hı hı. Ben bir sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yiyor. Ben biraz korktum galiba. Bir şeyler, yoğun bir şeyler hissettiğimi fark ettim. Serkan'a. Evet. İlk karşılaştığınız anı söylüyorsun. Yani sana ilk olarak tanıştıktan geldi. Sonra. Evet. Yani tanıştıktan sonra. Çünkü umduğumun daha... Yani bu görünüşün altındaki beni aslında etkiledi. Ben o yüzden gittim birkaç kere. Uzaklaşmaya çalıştım. Bağlanmaktan korktun ve kaçtın mı? Evet. Onu birisine benzettiğimi de söylemiştim. Onlar da beni çok korkuttu. Sonra tariflerini falan görünce baktım ki içim içimi yiyor aslında, gönlüm razı değil. İçin içini yiyor. Sen bunca zamandır için içini yiye yiye orada oturuyorsun. Ve bir de şöyle bir şey var. Şimdi çok büyük aşk acısı çekmiş birisi olarak söylüyorum. Aşk acısı çeken bir kadın daha vardı ve ben... Angelina. Ya onun üzülmesini de istemedim çünkü... Yani ben burada Zuhal Hanım, daha gidip geldikten sonra, şurada ben ona bir şey demiştim. Pardon, özür dilerim, o yokken demiştim. Hanife, kendi mutluluğundan vazgeçiyor başkasının mutsuz olduğunu gördükçe. Evet, hatırlıyor musunuz? Evet. Sonra da mümkün değil bizim tekrar bir araya gelmemiz demiştim. Bayağı da iddialı bir laf söylemişti, onu burada söyledim dedim. Ben. Dedin. Dedim mi? Dedim. Her insan yapabilir demiş. Böyle şeyler. Sen şimdi bir şans daha mı istiyorsun Serkan? Şans... Bilmiyorum. Ya sen benim niye kafamı karıştırıyorsun? Sen benim kafamı karıştırıyorsun. Benim bir şey yaptığım yok. Sen bak, ben kızıyorum... Tekrar bir araya gelmek istiyor musun Serkan'la, istemiyor musun? Çok net bir soru. Bunu düşürecek bir tarafı yok. Ellerim uyuşuyor şu an. Şöyle gelsene. Yürüyebilir miyim bilemiyorum. Hadi. Konuş, ona konuş. Civataları gevşedi gene. Niye acaba? Çok kötü titriyorum şu an. Kafamı niye karıştırıyorsun? Kafam mı karışıyor? Evet. Ben buraya kime geldim? Bana. Sana geldim. Ben mi vazgeçtim? Hayır. Niye kafamı karıştırıyorsun hala? Kıymetini bilemedim. Evet. Ama sonra... Ya aslında bilmiyorum... Arkadaşlarını da tanıdın mı? Hı? Nasıl? Sence nasıl? Ne nasıl, anlamadım. Arkadaşlarını... Hani arkadaşların ya... Sen gittikten sonra bana talip çıkan, aşkını itiraf eden... Ya onları arkadaş... karıştırmayalım artık... Neyi karıştıralım? Kimseyi karıştırmayalım. Derken? Kimseyi karıştırmayalım yani. Hanife, sana ne oldu ya? Ağzın iyi laf yapıyordu. Gayet iyi konuşuyordun.
Hala konuşurum. Konuşamıyorsun şu anda. Zahir olsa yardım et. Hayır, zaten uzun süredir çok belli, bariz. Ben geçen gün dedim. Yani biri var burada dedim. İçini yiyor Serkan'ı her buraya birisi çıktığında. Ama hani sen de kendi gerçeğinden kaçtın ve aylar sonra itiraf ettin. Yani gerçekten korktum. Ben seni iyi tanıyorum çünkü. Gün olur da belki bir gün benden bıkarsan, gün olur da hani bu evden çıkıp gidersen, sanma ki senden, senin uğruna verdiklerimden geri bir şey isterim sen ayrılırken. Sanma ki senin için yaptıklarımın hesabı sorulacaktır senden. Beni benimle bırak giderken, başka bir şey istemem sen ayrılırken. Bana bir tek beni bırak ne olur, gerisi senin olsun. Senin olsun beni benimle bırak giderken, başka bir şey istemem ayrılırken. Bana bir tek beni bırak ne olur, gerisi senin olsun. Aklıma ne geldi? Çok sinirlendim şimdiki. Ben de dans etmeye kalktığımda burada seni zorla dansa kaldırmıştım. Benden sonra maşallah. Evet, aklıma geldi. Şu an çok sinirlendim biliyor musun? Ama tabii o an sana bir şey diyemedim ben. Muhammed iyi misin? Niye böyle yaptın? Bir şey mi var? Bir mikrofon verir miyiz Muhammed'e? İyi değilsen bir su falan bir şey getirteyim. İyi bana misin? Da bir su. Yiyeyim. Bilahare konuşuruz. Ercan. Efendim? Daha sonra konuşuruz. Şimdi konuşmak için, yani bunu paylaşmak istemiyorum şu an. Anladım. Ama bir süre sonra paylaşabilirim. Peki. Serkan su istedi, getireyim mi? Serkan'a su getireceğim. Getireyim, iki dakika. Yürüyemiyorum bak, şu an ama gidip getiririm. Dizlerim mi çözüldü? Evet. Getireyim mi? Yok, sen zahmet etme. Niye, zahmet olmaz. Bak kalkamıyorsun bile. Yok. Abla, şey söyleyebilir miyim? Dilek. Evet. Ha canım. Serkan'la olumsuz olduktan bir gün sonra Hanife beni odasına çağırdı. Kızlarla oturuyorlardı. Hı. Bir sürü saçma sapan sorular sordu bana. Tabii ki ben bu şekilde düşünmedim. Hani arkadaş otelde. Arkadaş olmak için çağırdıklarını zannettim ama amaç çok farklıymış. Serkan'la neden bitti? Serkan'la kesin bitti mi? Hep bu tarz sorular sordu bana. Şimdi amacı belli oldu. Serkan'ın da bana neden olumsuz dediğini şimdi de daha iyi anlıyorum. Aklımda Hanife varmış. Madem Hanife vardı, neden beni konuyla takıp da gezdirdin? Neden sevgilim dedin? Sevgilim. Şimdi bunu gayet iyi söylüyorsun. Sen bana ne dedin? Ne dedin?
Serkan sen benden ayrılırsan ben burada bir dakika durmam. Dedin mi demedin mi? Şimdi onu burada... Yürekliysen söyleyeceksin. Evet söyledim. Ne işin var burada? Laf ebeliği yapmayacaksın burada. Sözünüzün arkasında duracaksın. Anladın? Peki bir şey soracağım. Gitmiş olsa ne olacaktı? Ama problem o değil de ya. Oturabilir öyle bir sürü insan var. Hani umurunda olmayacak dikkat... mıydı? Olmayacaktı. Ne oldu Dilek? Hanife de tam bir sinsiymiş. Başka bir şey değil. Tam bir sinsi. Sen bence laflarına dikkat et. Sana mı soracağım? Bana soracaksın. Hanife'yi savunma bana. Ben Hanife'yi ben her zaman savunurum. Hanife kendini savunabilecek bir insan. Fark bırak etmez. Fark etmez. Hanife ben her zaman savunurum. Kadar yalnız Dileğe kadar hiç böyle bir şey yapmadı diğer taliplerine. Neden Dileğe böyle bir şey sorma çünkü gereği çünkü onun arasında özel bir şey olduğunu düşünmüştüm. Vardı çünkü. Ha. Var mıydı düşünmüştüm Serkan? Değil vardı. Evet. Var mıydı Serkan? Herkese mavi boncuk. Ben mavi boncuğu bir tek Hanife'ye vermiştim. Kimse senin oyuncağın değil burada. O zaman kimseye sevgilim demeyeceksin. Ellere göz göze bakışmayacaksın. Ellere tutuşmayacaksın. Öyle şeyler mi oldu Serkan? El ele. Gerçi VTR'de evet de arka planı bilmiyorum seni sevgilim dedin mi? Suhal Hanım bazen göz göze. Hani unutmaya çalışmak istersiniz ya. Ya biz senin oyuncağın mıyız? Ne fark edecek? Ne değişti? Nasıl ne fark edecek ya? Çok mu zoruna gitti? Evet çok zoruma gitti. Niye oturdun o zaman burada? Saçma sapan konuşuyorsun niye oturdun ya? O zaman sana burada? Sana mı soracağım? Yo bana tabii ki de sormayacaksın. O zaman verdiğin sözlerin arkasında duracaksın. Bak verdiğin sözlerin arkasında duracaksın. Tamam denemeye oturmasaydın çalıştım. Oturmasaydın olacaktı. Tamam denemeye çalıştım ama olmadı. Hayır şu an bunu bahane ediyorsun. Oturmasaydın olacaktı. Hiçbir şey olmayacaktı. O zaman neden bunu bahane ediyorsun? Hayır ben... Söylediğiniz laflara kızıyorum anladın mı? Arkasında durmuyorsunuz. Ben de yapmış olduğun hareketlere kızıyorum. Angelina da söz o zaman bana olumsuz diyecektin gönderecektin beni. İşte diyorum ya. Çalıştım sana alışmaya çalıştım ama olmadı. Bazı insanlar hemen gerçek yüzünü gösteremiyor. Senin yaptığın gibi burada. Ben hiçbir şey yapmadım kendimi savundum. 2-3 gün. Ne kadar sevdiğine ben şahidim istersen hiç konuşma. Neyi? Bir saniye neyi? Açar mıyız? Ne yapmışım? Neyi? Dileğin seni sevdiğine ben şahidim istersen bu konuda... Ha, özür dilerim ben olması... seviyorum anladım kusura bakma. Bak Dileğin... şu an ben Hanife'ye yüklenmiyorum Serkan için konuşuyorum. Tamam anladım da Dileğin onu seviyor olması bizi ilgilendirmez. Ya ben Serkan'ı sevmiyorum. Hayır gerçekten birilerinin... Hayır ya bir dakika ben Serkan'ı sevmiyorum. Onun bana yapmış olduğu harekete kızıyorum şu anda. Tamam. Madem unutamadın neden benimle o şekilde gezdin dolaştın? Evet kıza ümit verdiğinden bahsediyorum zaten. Neden ümit verdiğini sürekli o zaman. Sürekli kafamı karıştırıyor çünkü. Karıştırmasa belki de olacaktı. O zaman sonra Hanife'de sen abi dedin saniye. O zaman sonra Hanife'de. Hanife kafanı karıştırmasa olacaktı Dilek'le. Belki de. Hı? Ama belki Hanife'de de. Hanife'de potansiyel tehlike olarak gördü ve bir şeyler olduğunu düşünerek gitti Dilek'i sıkıştırdı. Hayır onlar ayrıldıktan sonra ben sanmam görüştüm, ya Hanife'nin öyle bir şey yapacağını. Hayır sanmam Hanife ya. Zaten sen her... Sanmam. Bir talip geldiğinde sürekli yorum yapıyorsun, gülüyorsun, cilve yapıyorsun. Bir sus, bir kendi kararını kes. Sürekli aynı şeyi yapıyorsun ya. Kendimi göstereyim, Serkan'a kendimi hatırlatayım. Benim Serkan'a benim Hanife kendimi hatırlatmama gerek var. Hatırlatıyorsun zaten. Hiç unutmadı çünkü. Hatırlatmama gerek bilmem yok. Farkındaymış unutması ama. Lazım hatırlatmam için. Unuttu zaten. Diyor ki, karşımda Hanife kafamı vardı. Karıştırıyor diyor. Anlamıyor musun? Bir saniye Angelina bir şey söyleyeyim. Birkaç gün önce Serkan açıklama yaptı. Hanife gittikten sonra geri geldi. O burada herkesin önünde söyledi zaten. Senle ben seni unuttum, sen beni unutmadın. Söyledin mi? Söylemedin. Ben çok iyi hatırlıyorum. Sonra Hanife düne kadar benim arkadaşlığındım. Beni çok burada ağlıyordun benim için, destekliyordun. Şimdi ne oldu? Arkadaşlık şimdi ne bitti. Mi oldu? Senle arkadaştı. O gittikten sonra, bittikten sonra bana niye talip çıktın? Niye aşkını itiraf ettin? Arkadaştın ya. Daha önce İşte bak ben sana bunu anlatmaya işte çalışıyorum. İşte daha önce arkadaş değildi. Bak şu anda suratına sonra... vuruyor senin. Gördün mü? Şimdi beni çok destekliyordu. Bana çok yardım ediyordu. Kötü Hanife iyi biri zaman. Çünkü. Evet, kötü zamanda bana benim yanımdaydı. Hanife sahiplendiğini sahipleniyor. Senden arkasında sonra, duruyor. Ben ne dedim? Hanife kendi mutluluğundan vazgeçiyor başkasının mutsuz olduğu için. Ben sadece iki hareket için şaşırdım. Hanife şu an sana talip çıktı. Benle çok samimi arkadaşımdı. Çok şaşırdım. Yani gerçekten artık ama arkadaşlık bana bitti. Gerçekten Samet de benim çok yakın arkadaşım. Aynı semtte oturuyoruz. Sen niye ona unuttum. Talip çıktın?
Bir dakika, sen de Hanife'ye unuttum söyledin herkese ama şimdi unutmadım, kafam karıştı. Ben unutmadım demedim ki, kafamı karıştırıyor dedim sadece. Sen söyledin, sen burada söyledin, ben unuttum seni, sen hayır, unutmadım. Bak, demedim. Unuttum diyorum ama kafamı karıştırıyor diyorum. Ve sen de ilişki İkisi dağlar kadar fark var arasında. Sadece. Kafa karıştırma farklı, unuttum yani demek farklı. Yani siz kendi sözünün altına duramıyorsunuz. Neyi? Söz tutamıyorsunuz. Hangi verdiğim sözü tutmadım ben? Konuşuyor. Ben hangi verdiğim sözü tutmadım? Olsun, siz beni tanıdığından bahsediyorsun size, ya her zaman. Ben bir daha yorum yapmak istemiyorum size. Tamam Angelina, ben hangi vermediğim sözü tutmadım? Hayırlısı olsun canım. Sen burada tamam bak ortaya bir laf atıyorsun Hanife, söylesene. Hanife'yi unuttum söyledin. Hanife'yle bir daha. Tamam şu anda da diyorum ki bak farklı bir şey söyledim. Mi söylüyorum? Unutmadım falan mı dedim? Öyle bir cümle mi kurdum ben evet, burada? Evet şimdi diyorsun kafam karıştı diyorsun. Kafam karıştı. Neyse ya. Yani söylemek bir şey yok çünkü doğru söylüyorum. Yani senin de aklında kim varsa artık bence onda karar kılmalısın. Yani Hanife ise Hanife, Dilek ise Dilek, Angelina ise Angelina. Bence de mavi boncuk dağıtmamalısın. Ya kararı belli ama hani bu kadar da insanın... Yani baksana birbirine... Şu an bir karar duymadık Serkan'dan arkadaşlar. Aklında biri var. Şu an bir karar duymadık ondan. Efendim amir. Çungu çungu ben hatırlıyorum. Sen daha dünken şey dedin. Yok artık onu unuttum. Yok ya artık benim için Hanife bitmiş. Değil miydi? Yok yani hem sen dedin hem o da demişti. Dün öyle bir şey denmedi. Peki tamam, şöyle bir şey yapalım. Ben şimdi birazdan Nazlı Ali'yi davet etmek durumundayım. Serkan bütün bu konuşulanların dışında tekrar bir düşün. Hafta sonu var önünüzde uzun bir zaman. İster bir araya girişin, istersen tek başına. Hanım, şey önemli diyeceğim. Bir konu çünkü. Bu çünkü... Ya işin enteresan yanı ne biliyor musunuz? Anneme buradan çok selamlarımı gönderiyorum. O anladı zaten. Gel. Şu an değil Hanife. Yürür müsün? Lütfen şu an beni değil. Beni sinirlendirme. Hanife, Lütfiye teyze. Bak oğlum ne yapıyor. Beni. Şu an değil diyor Serkan. Bayağı pres var Hanife'den. Ama. Ya ben gerçekten bakın bana gelmiyor bu duygu kolay kolay. Ben duygularımdan eminim. Burada da oturamazsın şimdi. Yok oturacağım. Yok şu an oturamazsın. Şimdi oturamaz Aslı abla. Ben alır götürürüm vallahi onu. Hafta sonu gelsin benimle konuşsun olmaz mı? Yok. Ben hafta sonu düşüneceğim. Düşünmek istiyor. Aynen. O zaman ben çıkayım ona. Çünkü ben bekleyeyim olmaz mı? Peki olur. Daha doğru olur. Çünkü senin kararın belli onun çünkü ben değil. Duygularımdan gerçekten eminim. Sen eminsin ama Serkan da düşünecekleri var ve konuşacak çok şey var. Hafta sonu için ona müsaade et. Belki bir araya da gelirsiniz. Şimdilik Hanife çıkıyor. Serkan oturacağım diyor. Beni benimle bırak giderken başka bir şey istemem ayrılırken bana bir tek beni bırak ne olur.